Reel'in Amerika bürosu haber verir. Bir süredir sessizliğini koruyan eski başkan Donald Trump bugün Florida'da kendisine ait Mar-a-Lago kulübünde Cumhuriyetçi bağışçılara hitaben bir konuşma yaptı. Trump'ın konuşmasında öne çıkan mesaj 2022 kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilerin koltuk kazanmasına destek verecek olmasını aslında açıklaması oldu. Hemen burada bir hatırlatma yapalım. Biliyorsunuz ki 100 üyeli Senato'da şu an durum 50-50. Yani Başkan Yardımcısı Kamala Harris herhangi bir durumda eşit oy sağlandığında kilidi çözen kişi olarak oyuyla devreye giriyor. İşte bu da Cumhuriyetçi kanadı pek de hoşnut ediyor denemez. Eski Başkan Donald Trump da bugünkü konuşmasında gelecek yıl yapılacak kongre seçimlerinde Cumhuriyetçilerin koltuk kazanmasına yardım edeceğini söyledi. Adayları zafer yoluna koymaları gerektiğine vurgu yaptı ve 2022'den emin olduğunu kaydetti. Açıkça Trump Temsilciler Meclisi ve Senato'yu yeniden kazanacağını ifade etti. Trump'a göre 2024 başkanlık seçimlerinde bir cumhuriyetçi kazanacak. Aslında şimdiden 2024 Cumhuriyetçi Parti'de başkan aday adayları arasında eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Florida varisi Ron DeSantis gösteriliyor bile. Trump'ın konuşmasına baktığımızda bir dikkat çeken nokta ise Senato azınlık lideri Mitch McConnell ve eski başkan yardımcısı Mike Pence'i sert sözleriyle eleştirmesi oldu. Elimize geçen bilgilere göre eski başkan konuşma için hazırlanan metnin de dışına çıkarak Mitch McConnell için küfürlü ifadeler kullandı. Ayrıca Trump Mike Pence'le son dönemde konuştuğunu söyledi ve ona karşı hayal kırıklığı içinde olduğunu da belirtti, aktardı konuşmasında. Bir yandan da Beyaz Saray'da kalmamaktan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi Trump. İşte bunu dile getiren Trump kendisinin yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili olarak da 2022 seçim sonrasına işaret etti. Bakalım eski başkan Trump'ın bu konuşması nasıl bir yankı uyandıracak? Amerika'daki son gelişmeler bu şekildeydi. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.